Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kullandığım ve denediğim güneş kremleri ile ilgili bir video hazırlamak istedim. Şimdi hazırsanız hemen videomuza başlayalım. Birçok güneş kremi kullanıyorum. Bunların çoğunu da deneyimlemek için de kullanıyorum açıkçası. Sizlere bilgi verebilmek için de. Bazılarını da beğendiğim için yeni kremler almak da istemiyorum. Sürekli gidip aynı ürünleri alıyorum. Bunları zaten videolarda, favorilerde sizlere de sıkça bahsediyorum. İçlerinde bazı uygun fiyatlar var. Korejit bakım ürünlerinden olan güneş kremleri de var. Veya herkesin rahatlıkla ulaşabileceği yerli markalardan da var. Şimdi hemen sırasıyla uygulamalı olarak bu ürünleri sizlere göstereceğim. Birkaç tanesinin uygulaması yok sadece ama onları da zaten başka videolarda yine sizlere göstermiştim. Öncelikle ilk göstereceğim ürün aslında şu anda benim bulmakta da zorluk çektiğim bir ürün. Fakat belki hani tekrardan gelir diye bu videoya eklemek istedim. Çünkü bazen ürünleri yenileme yoluna gidiyorlar. Ya ambalajları ya içerikleri yenilenerek tekrardan piyasaya sürülebiliyor. Bu da açıkçası Watsons'larda satılan Pure Beauty markasına ait olan Urban Shield serisindeki güneş kremi. Bunu daha önceki videolarda da yine size göstermiştim. Formülasyonu çok beğendiğim bir güneş kremi. Cildime aşırı uyumlu geliyor. Cildimde aşırı beyazlık bırakmadan çok kolay emilen bir güneş kremi. Çok fazla parlama yapmıyor ama yine de yağlı ciltlerin belki çok fazla beğenmeyeceği bir krem olabilir. Karma ciltliyim ben. Yani T bölgem yağlanmaya müsait. Yanak bölgelerim kuru. Tüm yüzüme uyguladığımda hafif böyle bir parlama hissetsem de arkasından ben güneş kremi oturduktan sonra makyaj yapmayacağım gün bile olsa mutlaka böyle loose powder olan pudralarımdan çok hafifçe küçük böyle ince bir fırçayla pıt pıt yüzümü böyle hiç o güneş kremini de zedelemeyecek şekilde üzerinden hafifçe geçiyorum. Özellikle T bölgemden bu pudrayla birazcık geçtikten sonra gün içerisindeki parlamayı da engellemiş oluyor. Zaten yaz döneminde çok fazla açıkçası ten ürünü kullanmak istemiyorum. Klimalı ortamdaysak hiç sorun olmuyor ama dışarıdayken o nemden ve sıcaktan cildim direkt kusmaya başlıyor bütün ürünleri. O yüzden de üzerine böyle yanımda taşıdığım pudrayı da pıt pıt geçmek aslına bakarsanız gün içerisinde güneş kremini tazeledikten sonra da oldukça faydalı oluyor. Dediğim gibi bu Pure Beauty'nin Urban Shield serisindeki bu beyaz renkli tüpteki kremi ben çok beğeniyorum güneş koruyucuyu. Umarım tekrardan gelir. 50 artı SPF'i var. Aynı zamanda 4 tane de PA'sı bulunan çok güzel bir güneş kremiydi bu. Gelirse tekrardan alacaklarımdan bir tanesi. Bu arada bu kimyasal koruyucular içeren bir güneş kremiydi. Hemen ikinci sırada çok sevdiğim, ikinci tüpünü de aldığım bir güneş kreminden devam etmek istiyorum. Bu da aslında Manyo markasının çatısı altında bulunan Arvegan serisi olarak çıkardılar bunu. Pek çok çeşitli güneş kremleri var altında. Ben Cica Daily Sun Cream olanını aldım. Cica içerikli olduğu için cildi sakinleştirme etkilerini de çok beğendim. Bu özellikle yağlı ciltlerin gerçekten çok seveceği bir güneş kremi olabilir. Cildi kurutuyor ve cildin üzerinde hiç parlama yaratmıyor. Fiziksel koruyuculara sahip, içerisinde zinc oksit ve titanyum dioksit bulunuyor. Dolayısıyla birazcık sürdüğünüz zaman hafif bir yoğun geliyor. Biraz böyle yeşile dönük bir rengi var uygulamada. Fakat o cildiniz tarafından emildiğinde oturduğunuzda yüzünüzde asla öyle bir renk kalmıyor. Fiziksel koruyucuya sahip olan güneş kremlerini hemen sürdükten sonra da güneşe çıkabilirsiniz. Yani bir 20 dakika 30 dakika güneşe çıkmadan önce beklemenize gerek yok. Ama kimyasal koruyucu içeren güneş kremlerinde cilt altına emilimi için beklemeniz gerekiyor belli bir süre. Güneşe çıkmadan önce, o yüzden yarım saat öncesinde sürmemizin sebebi bu. Yine hibrit güneş kremlerinde, yani hem kimyasal hem fiziksel koruyucular içeren güneş kremlerinde de yine bir yarım saat beklemekte fayda var. Ama dediğim gibi fiziksel koruyuculu olanlarda sür çık ürünler olduğunu da söyleyebilirim. Beğendiğim bir krem oldu. Gerçekten benim karma cildimin, özellikle T bölgemin yağlanmasını engelleyen bir güneş kremi olduğunu da söyleyebilirim. Biraz böyle dediğim gibi sürerken hafif bir yoğun geldiği için ve kokusu da İçeriğindeki bu bitkisel ekstrelerden dolayı hafif böyle çay ağacı yağı varmış gibi bir koku geliyor. Eğer bu tür kokulara karşı herhangi bir hassasiyetiniz yoksa gayet güzel bir ürün. Ben seviyorum açıkçası. Böyle temiz bitkisel gibi geliyor bana ve koku sonrasında da uçuyor. Bütün gün yüzünüzde kalmıyor. Zaten birkaç dakika içerisinde uçuyor, yok oluyor. Beğendiğim bir güneş kremi oldu gerçekten. Keşke daha büyük boy olsa diye düşündüğüm güneş kremlerinden oldu. Diğer bir güneş kremi ise daha önceden de yine kullandığım ve çok beğendiğim, aslına bakarsanız tam bir fiyat performans ürünü olarak da söyleyebilirim bunu. Pax Moly markasına ait olan Dr. JK1 ismindeki bu güneş kremi. 50 artı SPF'i var ve PA'sında da 3 artısı bulunuyor. Fiziksel koruyucular içeren bir güneş kremi. Aynı zamanda içerisinde niasinamid de bulunuyor. Cildi çok güzel nemlendiriyor ve cilde bakım da yapan bir ürün. Ve boyutu bakımından da 200 mililitrelik. Normalde yüzümüz için aldığımız güneş kremleri genelde böyle 50-60-70 mililitreyken bu kocaman pompalı bir ambalaj ve 200 mililitre olması bence çok büyük bir avantaj. Bunu vücudunuz için de kullanabilirsiniz. Sadece yüz için olması gerekmiyor. Ama özellikle mesela yazın hani boynumuza bile sürmeye
birazcık zor geliyor ya, çok yüksek fiyatlar ödediğimiz için güneş kremlerine. Sadece yüzümüze sürelim, boynumuza da vücudumuza sürülecek olan bir güneş kremini sürelim diye düşünüyoruz. Mesela bu anlamda kurtarıcı olabilir. Hem yüz, hem boyun, hem ense, her yere bunu sürebilirsiniz. Hatta omuzlarınıza, kollarınıza da uygulayabilirsiniz. Çok beyazlık bırakmıyor ve bence karma yağlı ciltlerin de sevebileceği bir ürün olduğunu düşünüyorum. Hemen kurutmuyor. Yani az önce söylediğim Arvegan kadar, böyle cildime bu Sika Daily Sun Cream kadar cildi bir anda kurutmuyor. Ama yağlı yağlı da yapmıyor. O yüzden dengeli bir nem veren, bakım yapan ve güneş kreminin ağırlığını da hissettirmeyen bir ürün. Buldukça da sürekli olarak alacağım güneş kremlerinden bir tanesi. Bir diğer çok sevdiğim ve sürekli de favorilerde sizlere bahsettiğim güneş kremi ise Misha'nın All Around Safe Block Essence Sun Milk ismindeki bu güneş kremi. Bu zaten yapısı bakımından oldukça likit. Tam böyle bir milk, yani süt gibi sürüyorsunuz yüzünüze. Essence dediği o hani hafif hissiyatı da hissettiriyor size. Yapısını çok beğendim. Cildimle bütünleşmesini çok beğendim. Makyaj altına çok rahat uygulanan güneş kremlerinden biri olduğunu söyleyebilirim. Hemen böyle cildiniz tarafından emiliyor ve ciltte de böyle yağlı hissiyatta bırakmıyor. Bence yine bunu karma ve yağlı ciltlerde rahatlıkla kullanır. Normal ve kuru ciltler de kullanabilir. Güneş kremi kullanmadan önce altına nemlendirici sürdüğünüz zaman zaten hani böyle aşırı bir kurutmayı da engellemiş olursunuz açıkçası. Ben genelde zaten nemlendiricinin üzerine güneş kremlerini çok aşırı sıcak olmadığı müddetçe bu şekilde sürmeyi tercih ediyorum. Çünkü karma cilt olduğu için yanak bölgem çok çabuk kuruyabiliyor. O yüzden onu dengelemiş oluyorum nemlendirici üzerine güneş kremiyle. Ama dediğim gibi aşırı sıcaklarda, 30 derecenin üstündeki sıcaklarda da sadece güneş kremi, onun içindeki nemlendiriciler yeterli geliyor. Bu Essence Sun Milk'i de kışın nemlendirici üzerine kullanırken yazın yine hiçbir şey kullanmadan da uyguluyorum ve cildimde de herhangi bir parlama, ağırlık yapmıyor. Dediğim gibi üzerine makyaj uygulamasında da herhangi bir sorun yaşamadım. Beğenerek kullandığım bir ürün. İçerikleri bakımından kimyasal filtrelere sahip olan bir güneş kremi. 50 artı SPF'i var ve PA'sında da 3 tane artısı bulunuyor. Buldukça yine Misha'dan alacağım ürünlerden bir tanesi. Bir diğeri yine, yani şu anda sitede bulamadığım, sanırım artık gelmeyecekmiş ama emin de olamadım. Zaman zaman böyle güncellemeler de oluyor. Benim elimdekinin de yani çok az bir miktarı kaldı aslına bakarsanız içerisinde. Bu da yine Apio markasına ait olan Medocosite Sun Cream ismindeki güneş kremi. Bu zaten Medocosite serisi Centella Asiatica bitkisi içeriğiyle cildin sakinleşmesine, özellikle sivilcelerin düzelmesine de destek olan, aynı zamanda anti-aging yetkileri de olan, çok güzel içeriklere sahip olan bir seri. Medocosite Sun Cream'in içeriğinde ise SPF 39 ve PA'sı da 2 artı bulunuyor. Açıkçası hani böyle çok yaz sıcağında dışarıda uygun olmasa da yine böyle sürekli olarak tazeleyerek ben kullanmayı seviyorum. Birazcık daha ben nedense 50 artı olan ürünleri aşırı sıcaklarda kullanmayı daha çok tercih ediyorum. Bu kremden çok memnunum. İçerinde yine hem Centella Asiatica bitkisi hem de niacinamide bulunan, bakım da yapan, cildi aydınlatan güzel bir seri aslına bakarsanız. İçerinde fiziksel koruyucular olan bir güneş kremi. Aşırı beyazlık yaratmıyor bunun yanında. Cilt tarafından emildikten sonra ciltte gerginlik de, aşırı parlama da yaratmayan bir ürün. Umarım tekrardan Misha'nın sitesinde görürüz ve tekrardan alabiliriz bu ürünü. Bir diğer ürün ise elimde küçük boyu, deneme boyu bulunan Cosmed markasına ait olan güneş kremi. Bu Sun Essential serisindeki Dark Spot Reducer, yani koyu leke karşıtı olan güneş kremi. İçerikleri bakımından kimyasal koruyuculara sahip olan bir güneş kremi. Biraz yapısı bana bir tık fazla ağır geldi. Şöyle söyleyeceğim, ağır derken benim cildim karma olduğu için alın bölgemde ve burun kenarlarında parlama yarattı. Gün içerisinde yani birazcık o hemen yoğunluğunu hissettim ben. Ancak içeriği bakımından özellikle koyu lekeleri olan, koyu lekelere yatkınlığı olanların da rahatlıkla kullanabileceği bir ürün olduğunu söyleyebilirim. 50 SPF bulunuyor. PA olarak da 3 artısı var. Cilde uyguladıktan sonra çok kolay emiliyor. Uyguladıktan sonra beyaz hissiyat bırakmıyor. Bu anlamda da beğendim. Yine bu ürünü bence kuru ciltler ve normal ciltler rahatlıkla kullanabilir. Leke sorunu olanların özellikle lekeleri baskılamak için kullandıkları ürünlere takviye olarak kullanabilecekleri bir güneş kremi olabilir. Tam bir fiyat performans ürünü bence. Selenes markasına ait olan güneş kremi. Bunun hem ambalajını, hem yapısını, hem cildimdeki duruşunu çok beğeniyorum. Cildinizi aşırı yağlandırmayan gibi olsa da hafif bir parlama yapıyor. Bir de şu sıkıntısı var. Göz çevreme de sürüyorum şuralara. Gözümün tam böyle dibine kadar değil ama şu çevreye sürüyorum. Sonrasında mesela gün içerisinde elimi gözümü böyle kaşıdığım zaman buradaki güneş kremini gözümün içine eğer ki kaşırken soktuysam gözümde biraz yanma yapıyor. Ama böyle durduğu yerde, sürdüğüm yerden böyle kokusuyla vesairesiyle gözümü yakan bir güneş kremi değil. Ciltteki duruşunu beğendiğim,
Fiyat olarak da indirimde de gayet uygun fiyatlarda alınabilecek olan bir güneş kremi. Bunu ben beğenerek kullanıyorum. 50 mililitrelik pompalı bir ambalajda. Kullanımı da güzel. Plastik bir şişe, taşıması da pratik. Çantada da herhangi bir şekilde akmayacak olan bir ürün. SPF'i 50 artı bulunuyor. İçerikleri bakımından da hem fiziksel hem kimyasal koruyuculara sahip olan hibrit bir güneş kremi. Buna çok benzer, yapı olarak da benzer, ambalaj olarak da benzer. Yine daha önce favorilerde de söylemiştim zaten. Bionex'in bir güneş kremi var. Aynı teknolojiyle üretilmiş, içerikler tamamen aynı. Zaten kardeş firmalarmış ikisi de. Aynı büyük markanın çatısı altında bulunuyorlarmış. Dry Touch Sunscreen Fluid olarak geçiyor. Yine 50 artı SPF'i var. İçeriklerini beğendim. Bütün cilt tiplerinin kullanabileceği bir güneş kremi. Yine aşırı yağlı ciltler veya karma olup da yağlıya dönük olan bölgelerde hafif bir pudra geçmekte fayda olabilir. Cildi kurutmuyor, aşırı vıcık vıcık yağlandırmıyor. Ama ikisinin de zaten yapıları o kadar benziyor ki yine ben çok beğeniyorum. Kullanmaktan da memnunum. Cildime nem de veriyor. Mesela bu iki kremi ben nemlendirici kullanmadan kullanıyorum. Yani altına herhangi bir nemlendirici kullanmama hiç gerek kalmıyor. Diğer bir güneş kremi ise Kore markalarından Showabi ismindeki markaya ait bir güneş kremi. Bunu da çok seviyorum. Vita White Sun Protection Cream olarak geçiyor. 50 artı SPF ve P aslında da 3 tane artısı bulunuyor. Birazcık ciltte hafif bir beyazlık yapıyor. Biraz yoğun gibi geliyor. Kimyasal filtreler ağırlıklı. Aynı zamanda içerisinde titanyum dioksit de bulunuyor. Yani hem kimyasal hem de fiziksel filtreler var diyebilirim. Aynı zamanda içerisinde cilde bakım yapan çok güzel içerikler de var. Bunun içerisinde hem hyaluronik asit bulunuyor, hem niasinamid bulunuyor, hem de peptitler de bulunuyor. Ben çok beğendiğim bir güneş kremi olduğunu söyleyebilirim. Uygularken cildimde hafif bir beyazlık bıraktığı için çok acelem olan günlerde değil de biraz emilmesini bekleyebileceğim, o beyazlığın oturmasını bekleyebileceğim günlerde kullanıyorum. Kesinlikle silgi gibi soyulmuyor. Cildimden üzerine ürün uyguladığımda, makyaj yaptığımda herhangi bir problem yaşatmıyor. Beğendiğim, koruyuculuğunu da sevdiğim, yine alacağım güneş kremlerinden bir tanesi. Bir diğer çok sevdiğim güneş kremini en sona sakladım. Bu da en son olarak elimde sizlere ürün olarak göstereceğim güneş kremlerinden. Bu da yine Apio markasına ait olan Pure Black Daily Sun Cream güneş kremi. Bundan o kadar çok kullandım ki zaten size de çok anlattım. Hatta bazılarınız bana sizden görüp aldım, çok memnun kaldım yazanlar da var. Kokusuna da bayılıyorum. Ya muhteşem kokuyor. Yani böyle çok güzel böyle turunç kokuları var. İnanılmaz güzel kokuyor. Cildimdeki duruşunu çok seviyorum. Bunun bu arada uygulamasını daha önceden gösterdiğim için uygulamalı olarak görüntüsünü eklemedim ama çok beğendiğim bir güneş kremi. Zaten biliyorsunuz daha önceki videolardan takip edenler yine görmüşlerdir uygulamalarımı da. SPF 45 PA'sında 3 artısı bulunuyor. Bir de bunun büyük boyunu çıkardılar sonradan. Bazen sitelerde stoklarda tükenmiş olarak görünebiliyor ama zaman zaman güncelleniyor. Takip etmek gerekiyor. Stokladığım, yedeğimi attığım, çantamda taşıyıp yazın deniz kenarında da, kışın normal günlerde de 4 mevsim kullandığım güneş kremlerinden olduğunu söyleyebilirim. İçerikleri bakımından kimyasal koruyucular içeriyor. Dolayısıyla cilde çok çabuk oturuyor. Cilde emildikten sonra üzerine makyajınızı da rahat rahat uygulayabilirsiniz. Asla soyulmuyor, silgi gibi olmuyor, beyazlık yapmıyor. Çok konforlu bir güneş kremi. Ben bu anlamda beğendiğim ürünlerden olduğu için yani çok da fazla bir şey söylemeye gerek yok. Çok denedim, çok kullandım. Sürekli de alacağım ürünlerden bir tanesi. Bunlardan sonra sprey formdaki iki tane üründen bahsetmek istiyorum. Yine sürekli olarak her yaz yedeklediğim ve kullandığım ürünlerden bir tanesi La Roche-Posay'nin sprey şeklindeki Antelios serisindeki anti-shine yani parlamada yapmayan bu sprey formundaki güneş koruyucusu. Makyaj üzerine uygulama yapmak için kullanılabilir bir ürün olduğundan ben bunu seviyorum. Pratikliği bakımından seviyorum. Çantamda taşıyıp gün içerisinde böyle nefesimi tutarak nefes almamız gerekiyor spreyli olan güneş koruyucularda. Hemen şöyle bir fıstığı yüzüme sıkıp bir tazeleme yapmış oluyorum. Hafif çok yakından baktığınızda sanki beyaz ince bir film bırakıyormuş gibi geliyor. Ama ondan sonra cilt tarafından emildiğinde hiçbir sorun yaratmıyor. 50 SPF koruyucusu bulunan çok sevdiğim bir güneş ürünü. Bunun da dışında ben bunun büyük boyunu vücut için olanı da yine tatilde yanıma alıp böyle vücut içinde pratik kullanımdan memnun kalıyorum. Beğendiğim bir ürün. Bir diğer sprey olarak kullandığım ürün ise Garnier'in bu nem bombası olarak geçen hava kadar hafif diye üzerinde söylemiş. Koruyucu nemlendirici sprey. Aslına bakarsanız bu bir nem bombası yani nemlendirme spreyi ama artı içerisine 30 SPF de eklemişler. Dolayısıyla daha ulaşılabilir, daha uygun fiyatlı olarak düşünüyorsanız hem cildi nemlendirsin hem de SPF'imi de bir tazelesin diye yine kullanılabilecek olan ürünlerden. Aynı zamanda içerisinde nar özü bulunduğu için cilde böyle bakım yapma etkileri de var. Beğenerek kullandığım ürünlerden biri, yine bittikçe aldığım ürünlerden bir tanesi.
Bunu da sprey formunda olduğu için, ikisi de zaten şişelerin büyüklükleri bakımından da çok aynı boydalar. Sprey formunda çanta taşıması pratikliği, dökülmesi, akması da olmadığı için, kolay ürünler olduğu için kullanmaktan memnunum ben. Bunların dışında gelelim vücut için ne tür ürünler kullanıyorum. Genelde yine daha önceki videolarda da sizlere yaz güneş kremleri videolarında da söylediğim, sürekli aldığım, çok da memnun kaldığım, zaten memnun kaldığım bir ürün olunca sizler gibi ben de habire o ürünü almaya devam ediyorum. Garnier Ambre Soler'in çift fazlı bu koruyucu suyundan çok memnunum ben. Bunu çalkalayarak kullanıyorsunuz, vücudunuzun üzerinde asla yağlı bir his bırakmıyor. Hatta şimdi şöyle de size göstereyim uygulamasını. Böyle bayağı bir çalkalıyorsunuz, arkasından teninize sıkıyorsunuz ve ondan sonrasında teninize bunu bir güzel yediriyorsunuz. Mis gibi de kokusu var. Kollarınız açıkta olan kıyafetler giydiğinizde sadece yüzünüze değil omuzlarınıza, kollarınıza da ürünleri sürmeniz gerekiyor. Çok yağlı hissiyat bırakmasa da cildin üzerinde böyle bir hafif de bir parlama da bırakıyor. Bu da bence güzel duruyor. Böyle vıcık vıcık yağlı değil ama çok da güzel bir, böyle ferah bir kokusu da var. Güzel ferah bir kokusu da var. Beğendiğim bir ürün, sürekli olarak alıyorum. Her yaz bundan mutlaka kullanıyorum ben. Sadece tatil için değil, şehir hayatında da kıyafetlerinizden açıkta kalan kısımları vücudunuzda korumak için bacaklarınıza, kollarınıza rahat rahat sürebileceğiniz ürünlerden bir tanesi. Bir diğer yeni aldığım, yeni kullanmaya başladığım ürünlerden bir tanesi ise Rossmann'ın San Ozon markasının bu güneş koruyucu suyu. Bu da aynı şekilde sprey formda, fakat bunun içerisinde az önceki gibi çift fazlı değil, yağlı bir sıvı yok içerisinde. Çok pratik, çok konforlu. Direkt su bu. Şöyle sıkarak göstereceğim. Cildinize sıktıktan sonra sürdüğünüzde hemen yok oluyor. Yani sanki hiçbir şey sürmemişsiniz gibi. Çok konforlu. Yapışkanlık da bırakmıyor. Koruyuculuğu da gayet iyi ama biraz bol sıkmanız gerekiyor. Bu tür sprey ürünleri, su formunda olan ürünleri hani her bölgeye eşit olarak eşit miktarla gelmesi için bol bol sıkmak gerekiyor. Belki bol bol sıkıldığı için, biraz çabuk tükeneceği için fonksiyonel olmayabilir ama fiyatları yine uygun. Özellikle yazın ben bu tür ürünleri, sıvı formdaki ürünleri kullanmayı sevdiğim için bunu da hemen edindim ve kullanmaya başladım. Çok da beğendim. Bu video içerisinde sizlere anlatmak istedim. Bir diğer vücut için kullandığım ürün ise yine San Ozon markasına ait olan 50 SPF bulunan vücut sütü. Bunu da yine yapısı gayet güzel. Bunu aynı zamanda yüzünüze de uygulayabilirsiniz. Mesela ben bazen hani plajdayken, böyle tatildeyken vücudunuza güneş kremi sürüyorsunuz. O zaman elime de döküp yüzüme de sürüyorum açıkçası. Çünkü zaten sürekli yeniliyoruz güneş kremini. Vücudunuzda herhangi bir beyazlık bırakmadan sürdüğünüz, cildinize yedirdiğiniz zaman herhangi bir yağlı hissiyat da bırakmayan çok güzel, böyle tatlı bir güneş kremi kokusunu da alıyorsunuz açıkçası. Ben çok beğendim. Özellikle büyük bir ambalajda olmasından dolayı da gayet ekonomik. Bu 400 ml'lik olan, bunun 200 ml'liği de var. Bir de tüpte olanları da vardı. Yine hassas ciltli olanlar çocuk versiyonuna da bakabilir. Beğenerek kullandığım, aile boyu kullanacağımız bir güneş kremi. Çocuk versiyonu demişken o zaman çocuk ürünlerinden bahsedeyim. Bir de Selenes'in çocuk spreyi olan bu güneş ürünü ben kullanıyorum. Hem kızım için kullanıyorum hem bazen kendim için de kullanıyorum açıkçası. Bunun da uygulaması çok kolay. Gazlı bir ürün değil. Dolayısıyla böyle hani su gibi geliyor sıkarken. Şöyle göstereceğim yine size. Gördüğünüz gibi süt formunda, hemen bunu dağıttığınızda beyazlık bırakmadan gayet kolay bir şekilde emiliyor. Bunun da yine kokusu az önceki Selenes'in ürününe çok benziyor. Yalnız bunda da şöyle bir durum var. Yüze sürerken biraz dikkat etmekte fayda var. Gözlere kaçtığında hafif yakabiliyor. O yüzden gözlerinizin çevresine çok getirmeden sürerseniz koruyuculuğundan ben gayet memnun kaldım. Nemlendiriyor. Yetişkinler de kullanabilir. Çocuk ürünü diyor ama içerisinde 50 SPF bulunuyor bunun. Sizler de kullanabilirsiniz. Ben de zaman zaman bu tür ürünleri kendim de kullanıyorum. Koruyuculuğundan da memnunum. Paraben, mineral yağ, alkol ve gaz içermediğini de üzerine belirtmiş zaten. Kızım için kullandığım ve beğendiğim başka bir ürün ise Ave'nin bu çocuklar için olan güneş kremi. 50 artı SPF'i var. UVA ve UVB ışınlarına karşı koruyucular içeriyor. Çok aşırı beyazlık bırakmayan bir ürün. Bunu da hemen göstereceğim size. Cilt tarafından emilince böyle beyaz beyaz çok fazla kalmıyor ama ilk sürdüğünüzde oldukça beyaz gibi görünüyor. Daha sonrasında cildiniz tarafından emildiğinde bu beyazlık hiç kalmıyor cildinizde. Koruyuculuğundan memnunum ben. Özellikle dışarı çıkarken yüzüne, kollarına da sürüyorum. Büyük de bir boy, kocaman, çok çabuk da bitmiyor. 250 mililitrelik bu şekilde kocaman bir ambalajda. Geçen yaz da kullanmıştım, bu yaz da hemen kendime yedekledim. Çok severek kullandığım çocuk koruyucularından bir tanesi. Bu arada bunları yine aynı şekilde kendiniz de kullanabilirsiniz. Çocuk ürünlerinde hassas ciltli olanlar özellikle güneş kremi olarak uygulayabilirler.
Benim elimde olup sizlere göstereceğim ürünler bunlardı. Fakat bunlar dışında da pek çok güneş koruyucu krem var. Sizlerin denediği, benim şu anda elimde olmayan, daha önce denediğim ama ambalajları olmadığı için göstermediğim birçok güneş kremi de var. Özellikle La Roche-Posay'ın Shaka Flute serisindeki güneş kremlerinden çok kullandım ve çok beğendiğim bir seri olduğunu söyleyebilirim. Yine Nuxe'un güneş koruyucu serisini de çok beğeniyorum. Hem vücut için hem yüz için kullanıma uygun olan bir serisi var. Onun dışında Dermoskin'in güneş koruyucusunu gerçekten çok beğendim. İçerikleri bakımından harika bir seri ve ikisi bir arada olarak satılan güzel bir de set yapmışlar. Yine bakılabilecek ürünlerden bir tanesi. Hem cilde bakım yapan hem de güneşten koruyan bir ürün. Yine bunun dışında mesela Daylong'un güneş kremlerinden daha önce kullandım ve memnun kaldım. Biraz yapısı yoğun gelse de koruyuculuğundan memnun kaldığımı söyleyebilirim. Ben jel yapıda olan yeşil kapaklı olanını kullanmıştım. Bir de kırmızı kapaklı olan Extreme versiyonu var. Birazcık daha yoğun olan. Bir de mesela yine aynı şekilde Daylong'un Actinica adlı ürünü de özellikle ciltte hassasiyeti olanların kullanabileceği, özellikle tedavi görenlerin de rahatlıkla kullanabileceği bir ürün olarak söyleniyor. Bunun dışında bir de söylemeyi unuttum sizlere. Dudak bakım ürünleri çok önemli. Dudaklarımızı da ihmal etmememiz gerekiyor ve SPF'li ürünler kullanmamız gerekiyor. Benim yıllardır kaç kutu bitirdiğimi bilmediğim Blistex'in Matte Plus'ın bu lacivert olan renginden, kavanoz tipi olanından her sene kış, yaz sürekli olarak kullanıyorum. Bu da bitmek üzere zaten. Yine SPF koruyuculuğu olan bir ürün olduğu için sürekli dudaklarıma sürüyorum. Çünkü aşırı güneşte benim dudaklarımda hemen uçuk çıkma ihtimali oluyor. Bu beni koruyor kesinlikle. Bir diğeri yine SPF bulunan, 20 SPF bulunan içerisinde Cosmed'in Atopia serisindeki lip balmı. Bu da gerçekten dudakları çok yumuşak yapan, aynı zamanda güneşe karşı da koruyan bir ürün olduğu için dudakları da ihmal etmeyin. Bu tür ürünlerden de mutlaka güneş kreminin yanında dudaklarınızda mutlaka sürün. Hatta yaz kış sürün. Rujun altına yine SPF'li ürün sürün. Çünkü rujlarda koruyucu olmadığı için en azından alttan o SPF desteğini vermek gerekiyor. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Umarım sizlere bir fikir verebilmiştir bu kullandığım güneş kremleri. Yine piyasada çok fazla güneş kremleri var. Benim bu video içerisindeki anlattığım ürünlerle, markalarla herhangi bir sponsorluk bulunmuyor. Tamamen kendim aldığım, kullandığım ürünler olduğu için sizlere anlattığım ürünler. Ama dediğim gibi bunun dışında da yine alternatif pek çok ürün var. Kullandıkça yine videolar içerisinde sizlere o ürünleri de anlatmaya çalışıyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hepinize hoşça kalın diyorum.